Herkese merhabalar. Uzun bir zaman sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Gerçi onu da hatırlamıyorum. Belki 3 gün sonra falan da olabilir. Uzun bir zaman diyorum ama umuyorum herkes iyidir. Herkes heyecan. Yarınki paketleri bekliyor. Kazık paketleri. Başından videoyu beğenirseniz, kanalda abone olabilirseniz çok sevinirim. 10 bin aboneye bir türlü ulaşamadık. Az kaldı. 340'a neredeyse çıkmışken 335'e düştük. Abone kaybediyoruz. Çünkü Japon oyuncularımızı tanımayanlar, sevmeyenler var. Yapacak bir şey yok. Her zaman diyoruz ki güneş doğudan yükselir. Bu oyuncular iyi oyuncular. Evet efendim, konumuza. Tepe taklak gidiyoruz bu ara. Bir ara ikinci klasmanlara çıkıp artistik yaptık. Topluluk bölümünden işte biz artık yukarıdayız falan diye. Hatta dün mü bir tane maç attım ya. Şeyleri attım tabii, sessiz maçlar attım da. 262. miydi adam? Öyle bir şeydi yani, şu anki 262. galiba. Böyle galiba hatta Türkiye Cumhuriyetlerden falan da olabilir. Tam bilemiyorum. 2-0'da öne geçtim, dedim ki harika bir maç geliyor falan. İlk yarının ortası hatta başlarda dedim Arife'yi gördük, bayramı göremedik diye 6-2 bitti maç. Arkadaş, o nasıl bir oynamak? Yani hani şey için, en azından hızlı hızlı da geçebilirsiniz adamın golleri görmek için. Yani takip edemiyorsun kaçan oyuncuyu, attığı pası şiddetini, ayarlaması. Gerçekten şiir gibi oynadı ya çocuk, helal olsun diyorum. Ondan sonra dedim ki yani biz birinci klasmana falan çıkarsak kavur çekeriz yani. Bence en iyisi 4-5 falan ama 3'e çıkınca düşemiyorsun. Bir daha bence en keyifli klasman 4 ve 5. klasmanlar. Onun kararını kesinlikle vardım. Hiç 2'ye çıkmak gibi bir amacım yok. 3. klasmanda bari kalayım. Çünkü en azından bir tık oyundan zevk alıyorsunuz. Öbür türlü kahır. Zaten gözümüz yükseklerde değil. En son böyle bir taktik yaptık. Açıklar veriyoruz. Şu andaki ana amacımız şey, yani kazanmak ve skor değil bizim için düşüncemiz. Bizim düşüncemiz gol atmak. Futbolun lezzetini alalım, gol atalım. Yenmek yenilmek önemli değil. Gol attığımız sürece o taktiğin peşinden gideceğiz. Şimdilik bu taktikle fena gitmedik. İki maçtır oynuyoruz. İşte birinde birinde 2-2 yenilmedik de. Böyle devam edeceğiz. Yarın yeni oyuncular gelecek diye umut ediyorum. Çünkü bir sonraki hafta zannetmiyorum olsun, artık Ekim'e giriyor. Ağustos ayı oyuncuları gelecek. MVP'ler, yani Japon oyuncular. Şu arada basayım bu arada, şeyde devam edelim. MVP'ler gelecek. Bir tane forvet geliyor büyük ihtimalle, ya Kurnaz olur ya Kurnaz olacağını düşünüyorum. Elias sanıyorum. Sagan Tosu'dan olabilir. Taichi Arana'nın takımından, ya onlar Kyoto Sanga'dan. Taichi gelebilirdi ama adam 5 gol atmış geçen ay. Bence Taichi Arana gelmeliydi. Hem gol attı hem asist yaptı ama belki şey olarak gelebilir. Yanında renkli kart olarak gelebilir. Tolgay bu ay yok. Tam geçiş döneminde attı. Yani Ağustos Eylül arası bir yerde ya da Eylül başında da atmış olabilir o golleri. Yani adam sus herhalde bir 8 gole falan ulaştı kısa sürede. Büyük bir ihtimalle seneye ayın bir dahaki ayda ayın oyuncularında gelir diye düşünmekteyim. Rakibimiz geldi. Kimmiş? Dapoe 34, ya Fransız ya da öyle bir şey, bilmiyorum. Biz de Asya Birliği şeklinde bir İngilizce isim seçtik. Dediğim gibi yarın Elias gelecek. Ha, bu iyiydi. Onun dışında bir tane ikincilikte ayın oyuncusu seçilen bir defans stoper var. 1,90 küsür boyunda. Yapma be Furukawa ya. Furukawa da aman, Hirakawa, Furukawa. Kavaların hepsi gitmiş. Arkadaş ya bu ne ya? Şu rakibe bir bakalım da. Bakmaz olay. Ama açıkları da var şimdi bizim. Bakalım şey iyi mi? Tavarayla Ayumu Yokoyama. Ayumu Yokoyama'yı oynatırız biz de. Yokoyama da değerli bir futbolcu ve tabii ki Tavarat Sumida. Bizim Tavarat Sumida'mız var ya. Bunların yerin ortası falan yok. Bunlar bodoslama gidiyor. Yokoyama da var galiba da onun da pası yok sanıyorum. Bir bakayım. Pinpoint crossing var. Ha, true pass var. One touch pass var. İyi. Hafif yüksekten pas yok. Double touch falan da varmış çocukta. Ben bunu oynatmadım ya çok. 6 maçta 1 asist. İyi. İdare eder. Göbekte şöyle defansif oyuncularla oynuyoruz. Endo biraz daha şey. İleride sağdan soldan kesmeye çalışıyorduk. Şimdi ilerideki oyuncularımız tabii en azından top indirirler. Rakip bizden korktuğu için iyice artık beşli şey yaptı, savunma yaptı. Rakibe korku saldık. Hemen daha maçın başında saldık. Saldık mı? Bakayım. Xabi Alonso hızlı kontrol. Haydi bakalım. Dediğim gibi oyuncular gelecek. Bir de ayın golünü atan oyuncu geliyor. İşte onları çok şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum. O epey oldu bakalı. Ama bu Elias ve benim gözüm aslında şeyde. Bayağı da bir coin birikti. Açarım herhalde bu paketi.
Çok Defans ekstrem oyuncusunda oldu bir, bir çünkü bir defans. halantları falan tutamıyoruz. Güdük hepsi güdük yani. Bugün 1.88'lik adam falan da yetmiyor. 1.90 üzeri adam lazım. Tomiyasu falan tutamıyor yani halandı. Halant mı? Değil. Bergkamp galiba. Haydi çocuklar, Osako. Hedefimiz bol gol. Haydi çocuklar. Yemek değil ama atmak. Haydi çocuklar. Genelde yiyoruz. Yiyen taraftayız. İşte Yokoyama. Yokoyama yersin sen onu. Olsun. Güzel. Güzel. Rakibimiz akıllı ve paslaşarak oynuyor. Çok güzel. Rakip çok iyi geliyor. Aman golü yedik. Hop. Hop. Ah bir kandırayım dedim ama. Rakip sevinmiyor. Güzel. Rakip demek ki sevinmediğine de göre derecesine şeyine de bakmadık. Rakip bizim içimize geçecek. Al ileri. Hedefimiz gol. Kazanmakmış, kaybetmezmiş. Bunlar önemli şeyler değil. Gol hedefindeyiz. Yokoyama koş. Yokoyama bastır. Ah Furukavam be. Ah Furukavam. Yokoyama'da pek iş yok. Yokoyama'da pek iş yok. Furukawa çok iyi gidiyor oradan ya. Alırız. Rakibi iyi paslaşıyor. Adam kaçırmamamız lazım. Çok iyi. Çok güzel. Osako. Osako vur. Güzel. Tavara'ya. Tavara, Tavara. Tamam, Yokoyama'da iş yoksa Tavara'dan oynarız biz de. Tavara. O nasıl bir gidiş Tavara'ya? Tavara. Ah bir de orta. Çocuğa yerini orta bulamadık. Almamız lazım bunu. Nasıl alamıyoruz? Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Tamam. Oraya atacak gibi. Şuraya atacağız. Endo. Endo. Ah be oğlum. Bak işte. Bak 80 metre başladık yine. Başladık yine 80 metre paslar. Ben de uzun top kontrol oynuyorum. Hani mantıksız diyordum ya bu şeye. Çünkü defans geri yaslanıyor diye oynuyorum. Yoksa bir becerebildiğim yok yani uzun top kontrolü diye bir şey tanımıyorum ben futbolda. Böyle salakça bir şey olamaz yani. Bir 90-100 metre pasın oradan oraya geçmesi mümkün değil yani gerçek hayatta. Verme, verme, verme Tavara. Tavara. Oğlum adamın 99 koşması nasıl alıyorsun? Bu ne ya? Bu kim ya? Oho, hiçbir mantık yok ya arkadaş. Böyle şey mi olur? Göstereceğim bakın Tavara Sümüday'ı nasıl yetişebiliyorsun arkadaş ona. Ha şuraya bak. Çok sinirlendim. Aa, samuray. Kamikaze. Haydi oğlum. Haydi Nagaki. Hoca bunlar. Aa. Diyor arkadaş gidelim ya vallahi bırakalım gidelim. Kapıtan dükkanı gidelim kardeş. Ha, böyle şey mi olur ya? İtiliyoruz, kakılıyoruz her türlü. Evet. Şuraya bak. Atacaksın sağa. Atamadın. Böyle oyun mu olur ya? Ver verkacı. Yap verkacı. Adam kaçırıyor. Tamam. Vur oğlum işte bu offside. Tamam adam kaçırıyor. Verkaç'ta gidebiliriz. Vallahi kapatıp gidelim ya. Bu kadar olur mu arkada? Fiziksel temas tamam da. Kemiğimizi kırıyorlar ya. Şuraya bak. Ver oğlum. Ver oğlum. Ver abi. Ver evladım. Tamam. Tamam. Biz de pas becerimizi gösteriyoruz. Haydi. Yok oya ama. Oğlum o nasıl bir pas? Oraya değildi yok ya. Çok güzel be. Yuyo arkaya yuyo. Arkada çocuk boş bak. Aslan be. İşte istediğimi iyi yaptım hayret. Hayret yaptım istediğimi. Çok güzel. Golü atan Tavara Tsumida. İşte bu. Kota Tavara Tsumida takımımızın kız oyuncularından. Çocuğu nasıl milli takım alıyorlar ya. Çok güzeliz. Bir şöyle aman aman yok ama ne yaptım be. İlk defa bu hareketi yapabildim bir maçta. Oğlum nasıl vurdun be oğlum. Neyse güzel. Olsun. Olsun. Tulio. Tulio indiririz Bergkamp'tan. Nerede indiriyorsun adam? Offside, offside, offside. Gördüm. Offside. Hadi be Suzuki'm be. Lan bir fırsatçı golcü kartı gelmedi şu çocuğun. Yani gelen 94'lük kartı gerçekten bundan iyice ne yani de. Artık iş yapmaz. Bak gördün mü pası gördüm adam kendi alanından pas attı ve buraya kadar geldi. 3 tane de 2 tane de defansif orta saha var. Bir tane de merkez orta saha var. Oralardan geçiyor yani. Muhteşem ya gerçekten oyun mantık olarak dehşet. Bravo. Ya yedik. O kadar basit adam gol atması bu kadar basit. Ya bek olmuş sağ bek olmuş bilmiyorum. Her türlü yiyorsun ki arkadaş her türlü yiyorsun yani nasıl bir algoritmaysa. Aman güzel hareketti. At oradan at. Hiç bakmadan vur ya. Vur işte öyle. Heh. Hiç bakma. İleri vur. Ha, bak geçer o ya. Geçer be yavrum be. Her maç, her maç aynı şey yapıyor. Geçer o be. Hiç. Biz de böyle kısa kısa göre göre oynayalım salak gibi.
Vur ileri, vur ileri. Bu İşte Sekeker'in bu, o işte pası iyi. Benzema harika duruyor. bir oyuncu. Gerçekten muhteşem. Nagat. İşte be. Sağ ileri Hadi Sancho'ya. Toyokama, Yokoyama, Toyokama O iyi diyorum. Yürü be kataca. Yokoyama. Rakete kürüp. Yokoyama bir... Kroso sen takı. Aç. Dura. Bizim mala bak. Tavara. Crossbar'ın E kafan üstesi be. olmasa ne olacak arkadaş? Beraber topla Ya iyi girmen sürdü lazım atladı ya. Böyle seni. saçma Çok şey mi kötü olur? attı o top. Bomboş Rengi ya. atladı seni. Arsenal counter から危ない場面を作られてしまいました。Bir de böyle şeyler var. Adamda kafa yok. Arkadaş Kovuşlar nasıl kafa PK'ye yok ya? dönmesi Futbolcu bu ya. Koko kara utop. Teşteğe. Ömrü kafa vurmakla geçiyor adam. Tamam bir kafa iyi olan vurur işte. Weghorst gibi falan vuramaz da boş kaleye de kafayla dürtemez mi adam? Dürter. İşte. Neyse hadi bakalım çocuklar. Osako kafa var bak Osako'dan. Kafaya bak. Hadi lan kafaya bak. Saçı bile bozulmadı. Hadi çocuklar hadi, iyi olan tarafı önemli değil. Gol atmak, yenilmek önemli değil. Önemli olan güzel futbol, kolektif futbol. İnce paslar, kısa paslar. Çok güzel. Bas. Çok güzel girdik araya. Şuradayız. Çok iyiyiz. Yok o dön. Ha, yaşa orta. Oğlum nasıl bir açıyorsun ayağından? Bu hoca bu ne ya? Nasıl bu? Neymar'a bak arkadaş, bu adam yani adam markacı falan olması lazım böyle yapışması için. Agresyonunun falan 90 olması lazım ya. Baştan aya rezalet ya. Ya gerçekten rezalet ya. Yemedi. Guardiola. Roberto Carlos. Şuraya bak. Guardiola. Ezbere oynuyor ya. Ezbere vuruyor. 43 dakika. Yine oraya. Yok oyamaya. Bak ortada. Buraya değildi ama olsun. Fukumori senin şutun var. Tavara nerede? Demin ki boş kaleye kafa atamayan adam onunla sağ olsun. Yasuo'da. Oğlum bir yirsin şunun ya. Oh Allah kahır yemin ediyorum kahır ya. Oyun değil kahır ya. Oynuyoruz biz de işte bağımlılık gibi. Kumar gibi falan ya. Sigara, kumar, içki ve e-futbol. Herhangi bir bağımlılığınız var mı? E-futbol. Lan sigarayı bıraktım. E-futbolu bırakamadım ya. E-futbol oyunlarını bırakamadım daha doğrusu. İşte küçüklükten gelen bir şey. Yapacak bir şey yok. İndiriyorum başka oyundan diyorum hani bakıyorum PlayStation işte Plus'a. Ne var zaten dünya para olmuş oyunlar ne alıyorsun? İşte ayın oyunları bilmem ne eklenenler. Ha diyorum fena görünmüyor işte silahlı milahlı bir şey. Arkadaş yarım saat oynuyorum falan yok aklımda yine yalan şu taktiğimi yapsaydım bu taktiğimi etseydim. Şuraya bak adam sonra da kahroluyorum şöyle %42 pozisyon 3 tane şut 2'si gol. Pas desen zaten 48 tane başarılı pas. Her maçta aynı şekilde söyleniyorum. Yok aga ya hakikaten çayımdan içeyim ben. Ya adaletli bir şeyde otursa oyun diyeceğim ki tamam. Yani dedim ya işte adam 6-2 benim canımı okudu yani. Ha öyle olsa tamam amenna yani. Ha bu kadar yardımcı olunmaz ki ya. Oynayan zaten belli ediyor kendini. Takır tukur tak 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 tak. Hiç de böyle oynamıyor adam mesela. Hiç ileri vurduğunu falan görmedim öyle ezbere falan. Bütün şeyleri hamleleri adamın şey. Onu kaçırıyor bunu kaçırıyor orayı görüyor dönüyor işte basıyor topa. Gerçekten adam oyuncu yani. Tam o gelsin 8 atsın dedi. Hiç gıkımı çıkarmam lan derim. Güzel futbol izledim yani ben de sayesinde. Ama bunlar olmuyor yani Konami. Şuraya olsa koya. Atamadık. Ha, o da oraya. Hiç başka bir şey yok. Bir verkaç yap bir şey yap bir sağa git oradan kes. Bir kaçır bir şey yap. Yok. Haaland da girdi. Hadi bakalım öbürleri şey. Taktik yapacağım lan. Madem öyle dördü. Hadi bakayım döneyim dörtlüye. Ne olacak bakalım. Change formation. Hadi bakalım. Heh, hadi böyle oynayayım. Var mı ki bizim yedeklerde sağ bek sol bek ki? Ha sol bek var. Al Hiroki Sakai de var. Tamam. Fukumori. Fukumori sen çık abicim. Gel Hiroki. Makoto Misuta da buraya gelsin. Tamam sen gel. Tamam Tavara sol oynasın. Yok ama sağ oynamıyorsa yok ama sol oynasın. Tavara sağ oynasın. Suzuki buraya Osako oynamaz burada. Daha kaçıcı bir oraya. Lan hiç de AMF yok ya. OOS yok daha doğrusu.
Usami gelsin. Tamam mı? Suzuki de forvet olsun. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi döndük bu taktiğe. Hadi dört savunma. Şimdi adamlara niye sağ sol beke şey vermedik? Bir de onlara defansif vereceğiz. Dönsünler arkadaş, yani bütün şeyler defansif mi kalıyor oyunda? Bir de böyle bir şey var ya. Yokoyama. Kawara Tsumida. Suzuki. Çok güzel be. Koş be oğlum, yok oyamam be. Koş be, şiir gibi oynadık be. Var senin yerine ortam. Al. Allah'ım. Ha, sanki önüne bırakacak gibi geldi. Haaland'la bir Nagaki mi karşılaştı? Çok güzel. Çok güzel. Şuraya. Kaç yine Suzim. Hayır 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 hayır. Aha, havala geçti. Çok güzel pas be. Allah'ım, nasıl bir kafa ya. Allah'ım, kaleyi bulsun be yavrum be. Oh. Kahır kahır. Gerçekten yaşlandırır mı bir oyun insanı? Yaşlandırır ya. Yani yan etkileri yazılmalı, hani mesela oluyor ilaçlarda kullanırsın ama mide ağrısı, hani bir şey tedavi ederken ya, yani senin işte oyun oynama şeyini, isteğini bir nebze olsun tedavi ederken yandan gastrit, baş ağrısı, sinir, öfke nöbetleri, bu tip şeylere de sebep olacağına dair şey yazılmalı kesinlikle, yani hem indirirken hem işte CD'li mi, artık CD'li değil oyunlar tabii iniyor. Gerçekten öyle bir şey yapılmalı yani. Şuraya bak ya. Kaçtı. Çok güzel. Döndük. Arkaça gelir miyiz? Ya benim gelemedik. Nereye? Allah'ım, nasıl geldi? Ha? Oğlum bir kaçın biri. Bir kaçsın. Ha, hiç kaçmıyor kimse. Suzi, gördüm seni. Dön Suzi. Finally ya. Sonunda ya. Şimdi yeriz bir tane. Tamam, sakin dostum, sakin. Taraflı zannedecekler Japonsun diye. Yok öyle bir şey. Spiker tarafsız. Alırız. Bak bak, vuracak. Tep tep ileri. İleri tep. Tep ileri. Bak böyle pas verince yapamıyorsun işte. İleri vurman lazım senin. Şöyle yapıp şu tarafa. Ha oğlum, tavar at Sumida. Hiçbir şey yok bu adamında ya. Hızdan başka hiçbir şey yok ya. Eski şeylerin oyuncularına benziyor. 80'lerde olurdu ya, saç tıraşları da böyle pata 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 arkaya vururdu. Biraz Dunkov canı olurlardı. Hiçbir şey yapamazdı ama deli gibi koşardı falan. Genelde böyle Rus'tur, Polonyalıdır falan, öyle topçular olurdu. Tavarazimoda'yı biraz öyle yapmışlar. O saç stil de neydi öyle ya? Arkada böyle bir kunduz var gibi sanki kafanda. Koştukça öyle pata 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 çarpar enseye. Hadi çocuklar ya, bak nereden nereye gittik yine, saç stili maç stili. Hadi oğlum. Oğlum. Gerçi şimdikilerden iyi, yedik yine bak. Ne o şimdi ya, yanları falan şey yapıyorlar falan. Ne o, bizde dedim Galatasaraylıyım ya işte, fasulyeden. Barış mıydı neydi, nasıl saçlar arkadaş onlar. İyi sanki herkes kendine yakıştırdığını da, yani işte tuhaf geliyor. Yaşı olanlara, Messi'ye bak, bizim Usami'nin kafaya bak. Adamda bir de kafa var. Oğlum. Oğlum niye baskı yedik ya, yürü. Koş Yokoyama. Yokoyama bas gaza be oğlum. Bas gaza Yokoyama, bas gaza. İyi defansı. Alırız. Oğlum niye alamıyoruz ya? Aha çocuk pasla oynuyor. Bak bak işte, ha bu. Bu işte bak. Bu iyiydi. Aslında Haaland'ın o pası atması lazım. Çünkü Haaland her şeyi yapabilen bir oyuncu. Pas atar, top keser. Görerek çocuğum. Bak şurada. İşte bu tavara. Endo, nasıl bir Endo'sun ya? Nasıl bir denge o ya? Of. Ya bu kadar etkilememesi lazım ya, bak. Ah, çok büyük hata yaptım. Şuraya. Buraya. Kaç Suzi? Suzi sendeyim. Suzi harikasın be. Tamam Suzi, bir kere daha dayan. Allah seni Suzi gibi. Bizde. Tamam. Vuracak oyları. Bak sağda boş. Çok güzel. Hiroki Sakai. Aa Sakai. Senin ortam var. Oğlum. Röveşata. Suzuki kafana senin.
Kafası var işte adamın, hava üstünlüğü kafa. Şuraya bak, dibinden vuramıyor adam ya. Şut gücü falan da yüksek yani. Çok güzel, şuraya. Şuraya. Suzi dön. Suzi pas. Suzi Berkaç'a gel. Suzi kaçıyor bak orada. Aa, Suzi öngörülü pası ne senin? Bu nasıl öngörülü pas arkadaş ya? Şey, gerçekten kahır ya. Gerçekten. Aman aman, koşturma koşturma. Aa, yedik. Aa, yedik. Kay. No, hayır hayır hayır. Bak, VAR'a giderdik. Dövün dövün. Genç yetenek Messi. Dövün. Aynı kadrolar. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Hep aynı takımla oynuyorsun. Muhteşem gerçekten. Şuraya bak. Ha, benim demin yakalanan Tavarat Subuda'ya bak. Speed 99, hızlanma 91, driplik 101. Bu adamı kimse o sağdaki, sağ bek mi? Tabii, yok, sol bek. Yakaladı bu çocuğu. Gerçekten muhteşem. Messi'yi nasıl yakalıyorlar falan diyorlar ya, bunu nasıl yakalıyorlar? Messi, bu Messi'nin yanında şey, Hüseyin Bolt. Gel be oğlum. Şimdi almayacağız da ne zaman alacağız? Hirakawa sen de gel. En azından Suzuki'ye bir Hirakawa'nın da şeyi var. Pike ortası var ama çocukta 82 falan anca yüksekten pas var. Higuchi gittik. Tamam. Tamam, demek ki değişiklik hakkımız kalmamış. Kahır ya. Hakikaten kahır. Çayımdan bir yudum alayım. Yarın bakalım neler gelecek. Merakla bekliyoruz. Yani diğerlerini ben beklemiyorum işte. Kenan Yıldız gelecek bir Şampiyonlar Ligi'nde. Gelir yine. Aynı oyuncular gelir. Kimden gelir? Kenan Yıldız farklı gerçi. Hadi güzel Kenan'ın gelmesi. Yine bu sene de işte Yamalları falan 500 kere verir. İyi be, at be oğlum. Ah, atamadın en azından. İyi oldu, atamadın. Buna sevindim. Şimdi yazar ballı seni falan diye. İşte buraya. İşte bu. Hirakawa yürü. Hirakawa, Suzuki sen niye buradasın Suzuki? Yerine ortaya bak. Oğlum nasıl geçiriyorsun onu? Ver onu bana. Son bir atak. Hadi Mitsuda. Son bir atak. Ortaya. Oğlum ya. Tamam, yemeyelim bari ya. Mutluluğu tattırmayalım. Tattıracağız galiba. Oğlum basın da dep gitsin başlarım böyle oyuna. Gerçekten karın ağrısı ya. Gerçekten karın ağrısı. Şuraya bak ya. Kaç kere gitti. Kaç kere bu kafalar şeyler boş kaleye. Şuraya bak ya. Oh, ya iyi oynuyoruz ya. Şu kadrolara karşı iyiyiz yani. Bence iyiyiz. Ne bileyim. Ama sinirleniyor insan. Yine iki tane gol attık. En azından bu. Gerçi dörtlüye döndükten sonra attık. Ya, bence rakibe göre taktik yapacaksın. Rakibe göre yapacaksın taktiğini. Bir bakacaksın. Adam ne oynuyor? Beşli defans mı oynuyor? O zaman ne yapacaksın? İşte biraz daha ortada tutacağım topu, en azından çıkarmamaya çalışacağım falan. Ne bileyim işte. Üçlü defans mı oynuyor? Sağ kanat, sol kanat açıkta oynayacaksın. Oralardan boşluk arayacaksın falan. Taktiği sürekli değiştireceksin. Öyle kadro yapacaksın. Bence olması gereken o. Yani kadroda her oyunu, her sistemi uygulayabilecek şey olacak ve rakibe bakıp onu anında o iki dakikalık süre içinde değiştireceksin. Onun dışında bence bu taktik harika, bu taktikte gideyim gibi bir şey söz konusu olmaması lazım. Takımlar öyle değil tabii. Genelde futbol öyle değil ama bu gerizekalı oyun maalesef öyle. Niye? Çünkü şey değil yani. Hem bir istikrar yok. Hem bir maç işte olan şey öbür maç yapamıyorsunuz. İşte ne oldu falan diyor insanlar. Muhtemelen öyle bir şey var. Yani taktik tabii ki yani. Taktik değiştirmeniz lazım. Onu öyle olacağını düşünüyorum. Bundan sonra bir de öyle gidelim bakalım. Yarın bir işte bilmiyorum bir video çeker miyim? Biraz bir rahatsızlıklar var. Bir hastane işleri falan var. Duruma göre bakarız. Yeni oyuncular gelirse bir paket açılışı videosu falan yaparız. Yine böyle bir stres attığımız video oldu. Ben söyleniyorum. Kimse yanlış anlamasın. Oynama kardeş o zaman falan diyenler oluyor bazen. Benim bu şey yolum yani. Seviyorum ben bunu işte. Hem söyleniyorum. Stresimi atıyorum. Ne bileyim işte günün yorgunluğunu atıyorum. Mutlu oluyorum bu söylenmelerden. Hem de sizinle de paylaşıyorum. Bazen komik şeyler de çıkıyor, muhabbetler. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalın.